bu akşamın önemli gelişmelerinden biriydi. Bir onu da paylaşalım. Efendim, o da İyi Parti tarafından gelen bir haberdi diyeyim daha doğrusu. Çünkü geçtiğimiz günlerde İyi Parti'de pek çok görevi de olmuştur. A takımındaydı biliyorsunuz başlarda, sonrasında GİK üyesi olduğunu biliyoruz. İşte İstanbul Milletvekili Yavuz Ağar Alioğlu kendisinin partisinden istifa edeceği, yarın da Sayın Akşener'le görüşüp helalleşeceğine dair bir demeci vardı. Mehmet Akif Ersoy'a, gazeteci arkadaşımız, meslektaşımıza bir mesaj olarak bunu iletti. Anlıyoruz ki ama bunun sonucunda şöyle, daha öncesinde herhalde bir randevu talep edilmiş ama o randevunun içeriği çok ifade edilmemişti. Yani işin istifaya gideceği konusunda anladığımız kadarıyla çok da bilgi verilmemiş. Bugün böyle bir açıklama yapılınca da yarın anlıyoruz ki bu görüşme olmayacak. Bu haber geldikten sonra da istifa haberi geldi. Yavuz Ağar Alioğlu'nun buraya da verebilir miyiz acaba arkadaşlar? Ben daha net okuyabileyim. İstifa mektubunu görmektesiniz. Gördüğü lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ettiğini ifade ediyor. İyi Parti Grup Başkanlığı'na sunmuş efendim dilekçesini, istifa dilekçesini. Der ki, gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti üyeliğimden istifa ediyorum, gereğini arz ederim. Bunu yarın görüşmeden sonra belki yapmayı planlıyordu. Ama şöyle bir durum, onu da ifade edeyim. Anka Haber Ajansı'na İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu konuştu akşam saatlerinde. Bu haber, yani istifa edeceğim demeci ya da mesajı geldikten sonra, istifa müessesesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Bu görüşme, herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir demişti. Sonra da Ağar Alioğlu'nun bu istifa dilekçesini gördük. Tabii ama burada şey var ya, istifa edeceğini önceden kamuoyuyla paylaşıp da görüşmek müzakere ve pazarlık demektir. Bu bir genel başkana yakışmaz yani. O bakımdan da siyasi etik bakımından da doğru değil. Eğer istifa etmeyeceğini önceden açıklasaydı belki olurdu. Ama eğer yarın toplantı, yani görüşme gerçekleşirken, ki bitmiş zaten, gerçekleşseydi herhalde geri gelmek durumunda kalırdı. O da ayıp olurdu. Ha, yani o bakımdan bunlar öyle siyasi önemli tavırlar. Aslında ne kadar bence, ama Meral Hanım'ın ona geri gel diyeceğini zannetmiyorum. Zaten büyük bir ihtimalle bu sesinin yukarıya çıkması, farkındaysanız, son zamanlarda oldu. Çok büyük bir ihtimalle zaten. Yani İyi Parti'de şöyle bir şey var, bu benim de tanık olduğum şey. Yani Meral Hanım'ı nasıl diyeyim, kendilerine teveccühünü bittiğini anlayan bir böyle bir sesini çıkararak bağıra çağırıyor. Yavuz Ağaroğlu için de geçerli midir bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, Meral Hanım büyük bir ihtimalle görüşmezdi de zaten. Ya, çok uzun zamandır. Gereğini yap da denmiştir. Yani çok uzun zamandır ki çok ortaya konan tavır çok kötüydü. Partinin sözcüsüyle araları iyiydi ama büyük bir ihtimalle milletvekili adayı da yapılmayacaktı. Evet. Bununla kendisi da başvurmadığını söylemişti. Yani başvurmadı ama zaten başvursa da yani o anlamda zaten biliyorsunuz İyi Parti şu anda parti içinde ön seçim yapıyor. Ön seçimle belirleyecek adaylarını. Büyük bir ihtimalle oradaki yolunun da kapalı olduğunu görüp böyle bir çıkışla bir şey yapabileceğini düşündü. Ama bu hiçbir stratejisi, hiçbir, yani bazı çıkışların anlarsınız nereye gideceğini, bir stratejik akılla yapıldığını tahmin edersiniz. Ama burada böyle bir şey yok. Tersine çok büyük zarar vermese bile partisine de zarar, partisine zarar verdi diyemeyeceğim ama verdi. Hani imaj anlamında verdi. Oy anlamında bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Çünkü özellikle işte ama bizde pusu kuruldu demesi vesaire. Kendisi herhalde milletvekili olmayı arzu ediyordur. Yani büyük bir ihtimalle de artık AK Parti listelerinden aday olma ihtimali yüksek. Ya zaten yanlış hatırlıyorsam sizde bir büyük birlik geçmiş. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok yakınında. Ben bir de onu düşündüm aslında birden. Yani Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti yakınlığı, yani AK Parti tarafında siyaset yapıyor olduğunu bildiğimiz için, desteklediğini, bir an acaba böyle bir şey olabilir mi? Çünkü İyi Parti'nin, günün sonunda İyi Parti'nin, hep diyoruz ya aslında, bu taraftan o kararsız oylarını alabilecek en güçlü 3 parti var orada. DEVA, Gelecek ve İyi Parti. Ne yazık ki DEVA'ya ve Geleceğe o beklediğimiz geçişler olmuyor ama özellikle kadın seçmen konusunda en güçlü İyi Parti, hakikaten çok güçlü, bunu alabilir ve çok doğal oradaki geçişken, yani birbirine benzeyen taban ve politikacıların olması, o yani aklıma nasıl derler,
gelmedi negatif de şeyler gelmiyordu. Ha. Fakat bu uzun bir süredir Yavuz Ağır Alioğlu'nun yani kendi mensubu olduğu partiyi neredeyse sabote edercesine ettiği laflar ki zaten parti nasıl derler parti disiplininden çok uzak. Hani bu demokratik söylem başka bir şey. Yani demokratik olarak çıkar fikrinizi söylersiniz. CHP'de bunun örneklerine rastlıyoruz ve parti için disiplin o anlamda o insanlara işlemiyor. Aynı şekilde İyi Parti'de rastlıyoruz. Ama ben şunu İyi Parti'de görüyorum uzun bir süredir. Yani kurulduğundan bu yana. Yani Meral Hanım'a bayrak açıp ayrılanların büyük bir çoğunluğunun gerisini biraz partinin kulisi içinde kulislerinde bildiğim için aslında çok uzun zamandır Meral Hanım'ın artık zaten yani kalbini kırmış mı diyeyim. Yani biraz teveccüh göstermediği insanlar. Yavuz Ağır Alioğlu için de bir şey olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. En son İsmail Tatlıoğlu grup başkanı İYİ Parti'nin o konuştuğunda hani evet kendi gözlemi, kendi ifadeleri, kendi çünkü kendisi de ifade ediyordu. Ya ben bunu kabul etmiyorum diyerek dile getirmişti bu yaşanan süreci ama. Ve AK Parti tarafında. Zamanlamasını doğru bulmadığını dile getirmişti Tatlıoğlu. Evet, AK Parti tarafında bakın yani işte hani tabanlar geçişken dediğim için mesela AK Parti ya da Cumhur İttifakı hem MHP açısı en çok kimle uğraşıyor ilk günden itibaren? En İYİ çok uğraştığı siyasi parti kim bu Millet İttifakı'nda? Akşener ve Akşener'in kendisi ve İYİ Parti. Neden? Çünkü özellikle çünkü ne yapıyor MHP'den? MHP'den giden dışarı gitmiyor. Kaçıyor ya AK Parti'ye gidiyor, oradan oraya gidiyor. Yani ya da ortalarda dolanıyor. Ve o hani hepsi olmasa bile büyük bir çoğunluğunun oradaki yani tehlike alma kapma tehlikesi İYİ Parti'de ve Akşener'de var. Bu nedenle partinin içini karıştırmak, mütemadiyen çengel atmak, yani orayla uğraşmak, işte malum masa meselesi yani hafta sonu içerisinde baktığımızda tamam bir yandan hakikaten benim böyle içimde de bunu her yerde söyleyeceğim bir kırılma olduğunu, Türkiye'de kendine demokrat adı veren insanların demokratlığıyla ilgili bir kırılma olduğunu söylemek zorundayım. Sayın Akşener'e, ailesine ve siyasi partiye yapılan, şimdi devamında Muharrem İnce'ye yapılan bu tehdit, linç şeyi hakikaten çok üzülüyorum evet. Ve benim de nasıl derler kimyamı bozuyor bunun böyle bir şeye tanık olmak. Ama geçti gitti diyelim. Ama o süreçte bu saldırılar sürerken diğer yandan da hani bütün o ne diyoruz havuz medyası mı? Havuz medyası herkesin böyle ellerini ovuşturarak ağızlarından böyle sular akarak bunun hani dağılacak diye beklediğini bundan bir medet umduğuna da tanık olduk. Allah'tan Sayın Kılıçdaroğlu da diğer işte liderler. Özellikle de Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da ara buluculuğu belediye başkanlarının Sayın Mansur Yavaş'ın, Sayın Kemal İmamoğlu'nun ve tabii ki Meral Hanım'ın aklı selimi, hepsinin aklı selimi sayesinde ki zaten bu bir demokratik bir süreç diye de şey yaptık. Masanın şeyi ne derler insicamı enerjisini bir şey yükseltti ve şey oldu. Bunlar olabilir. Ama oradan şuraya geleyim. Yani bu Yavuz Ağır Alioğlu değil. Belki biz zaman içerisinde başka bunun gibi yani İYİ Parti'den değil de böyle bir sürü şeylerle karşılaşacağız. Bu karşılaşmayı da şöyle buluyor olabilirim. Sizlerin ben biraz böyle tabii kulis üzerinden belki de konuşuyorum. Şu anda Ankara'daki gazeteciler işte bu iki siyasi partide tanıdıklarım aracılığıyla seçmen nezdinde hakikaten durumunun iyi olmadığı ortada. Bir sürü yani tabii ki Erdoğan'ın kişisel oyu her şeye rağmen var. Yani onu seven, onun arkasından giden buradan da bu şeye bir atlayacağım. Çok önemsiyorum Kemal Bey'in bu hepinizin adayım lafını çok çok önemsiyorum. Ve orada ellerinden geleni yapıyorlar ama işte adaylar da bile gördük. Böyle kayda da eskiden öyle miydi? Bürokrasiden önemli insanlar aday olurdu. Yani epi topu evet. Bakanları adayı yaptılar. Bir de Hatay valisi belki. Aynen. Evet. Sağlık müdürünün. Sağlık Parti'de yıpranmamış hiçbir isim yok. Ay, büyük bir ihtimalle şimdi ne yapıyorlar?
tabanlarından oy çıkartacak. İşte Sayın Karamollaoğlu ile uğraşıyorlar. Sayın yani o partilerin içini karıştırmak evet, için evet. uğraşıyorlar. İşte birden işte ne bileyim Sayın Temel Karamollaoğlu'nun asıl hani kendileri ihanet etmişken Sayın Hoca Erbakan'a sanki Sayın Karamollaoğlu ve arkadaşları ya böyle inanılır gibi değil ihanet etmiş gibi bir algı ve hava yaratma gibi gibi. Niye? Çünkü bunlar küçük küçük de olsa ki bu seçimde hakikaten önemli buralardan oy koparıyorlar.